yoksa mahalle kokacak yemin ederim ya. Geldim geldim. Allah Allah. Kim geldi ki şimdi? Elif. Senin ne işin var burada? Seni almaya geldim. Ha bir de Ayşegül'e düğün davetiyesini vermek için geldim. Hiç gerek yoktu. Zahmet ettin. Belki fikrini değiştirirsin. Ben buraya bırakayım. Hiç gerek yok. Çünkü bu davete katılacağımı hiç zannetmiyorum. Maalesef. Hadi evle evine. İsu. Hadi Can. Can hadi. Hadi Can. Ne gerek vardı şimdi böyle bir şey yapmaya? Kızı nispet yapar gibi. Nispet mi? Ayşegül'e. Ay bırak Allah aşkına Can ya. Ne nispet yapacağım ona? Elif, Ayşegül'ün kalkıp bizim düğünümüze geleceğini falan düşünmüyorsun herhalde değil mi? Ben o düğün davetiyesini getirdim. Çünkü herkes yerini bilsin. Sizin tek ortak noktanız o bebek. Şimdi fırsattan istifade saçma sapan düşüncelere kapılmasın. Gerçekten sana inanamıyorum bazen biliyor musun? Neyse Can, evde konuşuruz bunları. Ben gelmiyorum. Ne? Kalktığın masayı ben oturuyorum demek için ta buraya gelmiş, davetiyi getirmiş ya. Senin o sarı, her daim fönlü olan saçlarını böyle keşke kıtır 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 kessem, kıtır kıtır kessem böyle. Ne var İso? Ben sinirden ne yaptığımı biliyor muyum? Ne yaptılar acaba? Uyumuş mudur İso? Mamasını yemiş midir acaba? Tek başına kalırsın dünyada. Ayşegül'ün kucağında pışpışlar mı durur şimdi? Sessizleşince bir garip hüzün çöker insana. El ayak çekilince tek başına. Ne yapsam acaba ya? Gitsem mi yanlarına? Etraf sessizleşince Ayşegül'ün siniri daha geçmemiştir ki. Hiç
yerde. İnan bu ev alışamadı hiçbir zaman sensizliğe. Şimdi sensizlik oturuyor kalkıp gittiğin yerde. Göz göre göre hayatının içine ettin Cantik. Yaşar öğrenirim. Sensizlik benim canımı. Ne yapıyorsun kızım? Ya yüzük çizeceğim. Can! Ne var? Ben... Korku düşer ruhuma, duvarlar seslenince karanlık oyun oynar. Ben seni seviyorum. Gölgeler dans edince bir derin korku düşer ruhuma, duvarlar seslenince. Can! Ben yapamayacağım. Karanlık oyun oynar aklıma, gölgeler dans edince. Ayşegül, onu bırakmayacağız. O bizimle güvende olacak. Onu biz sahipleneceğiz. Sonra. Şimdi sensizlik dolaşıyor. Kırk gittiğin bu evde. Ayşegül yetmezmiş gibi bir de şimdi iş hücresi çıktı başına özleyecek. Hiçbir zaman sensizliğe. Of. Şimdi sensizlik dolaşıyor, çıkıp gittin bu evde. Yalnızlığa elbet alışır bedenim. Yalnızlıkla belki de başa çıkabilirim. Çok zor gelse bile yaşar. Ben aslında seninle olmak istiyorum. Alışır bedenim. Yalnızlıkla belki de. Benimle evlenir misin? Başa çıkabilirim. Özür dilerim. Ben yapamayacağım. Çok zor gelse bile yaşar öğrenirim. Sensizlik benim canımı acıtan. Afiyet olsun babacığım. Sağ ol yavrum, sana da. Salata koyayım. Ay ay, küllerimden yeniden doğdum şu düğün sayesinde babacığım. Üstümden tahsin toprağını attım. Ay davetiyeydi, gelinlikti, pastaydı, organizasyondu derken yapacak çok işim var. Meryem, sana bir şey söyleyeceğim ama bana söz ver delirmeyeceksin, söz ver. Aşk olsunuz babacığım, ne delirmesi? Buyurun söyleyin lütfen. Ay şu anda o kadar neşeliyim ki beni hiçbir şey sinirlendiremez. İyi. Şimdi malum biliyoruz ki önünde sonunda Tahsin canım babası. Şen babası, iskele babası, pabucumun babası. Hangi babalığı yaptı bugüne kadar oğluma? Heh. Çocuk okulu bıraktı diye küstü kaldı. Bir daha konuşmadı, sanki dünyanın sonu. Ayol, o bücürle yaptığı düğüne bile gitmedi. Siz hangi babalıktan bahsediyorsunuz? Tamam yavrum, benim söylemek istediğim de o zaten. Yani insanlar geçmişte bir takım yanlışlıklar yapmış olabilirler tabii ama yani önümüze bakmak lazım değil mi? Şimdi ben Tahsin'i buldum, ona düğün gününü haber verdim. Ne yaptınız? Canım, Tahsin'i düğüne davet ettim. Ay, ay bu adam beni öldürecek. Naciye! Naciye kolonya, çabuk, ay, ay bu kolonya işini böyle seyyar hale getirin demedim mi ben size? Ay, ay, ay her şeyin küçüğünü yaptılar, ay bunu yapamadılar mı?
Bir cep kolonyası al. Üstünde taşı. Ay, ay. Size gelince babacığım. Siz buladınız. Sizi doktora götüreceğim. Diyeceğim ki bu adamın akıl sağlığı yerinde değil diyeceğim. Sizi 7/24 doktor müşahedesi altında tutacağım. Bu adam buladı diyeceğim. Cezai ehliyeti yok diyeceğim. Bana bak, siz boşanmış olabilirsiniz. Ama Tahsin hala canım babası, benim de oğlum. Buyurun Medya Hanım. Naciye. Naciye. Söyle babama. Ben artık onunla konuşmuyorum. Onunla küsüm. Tamam mı? Bitti. Bir devir kapandı. Gitsin. Gitsin Dubai'ye. Oğlunun yanına taşınsın. Ay. Hacı. Asıl sen bu kadına söyle. Ben bunağım ya hani. Ben bu kadını unuttum. Kimdir, kimin nesidir hiçbir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorum, tamam mı? Biz artık iki yabancıyız. Peh, bunakmış. Of, Can hadi düğün başlayacak, gitsene. Ben gideyim, doğru söylüyorsun. Gitmem gerek benim ya. Ne var ya? Git. Kızım gidemiyorum. Ben ne yaptım kendime böyle Ayşegül ya? Nikah masasına oturdun işte. İmzanı at, git bir an önce. Ayşegül. Ben gideyim o zaman. İyi. İyi. Ya of. Sinir geldi. Kızım gidemiyorum. Ne yapayım? İyi, ne yapalım o zaman? Beraber gideceğiz. Bu kız kim diye soran olursa tanıdığım dersin. Eski bir tanıdığım dersin. Ne yapayım? İyi, tamam öyle derim. Hadi. Hadi. Ayşegül. Ya tamam, ne yapayım ya? Ver şu elini. Durun. Allah. Ona ver. Sen. Bizim düğün günümüzde bu kızla ne yapıyorsun? Vallahi bir şey yapmıyorum yani. Aman çok meraklıydım senin kocana. Al imzayı bas, al imzayı bas. Tutturdun evleneceğim diye. Alacağım, alacağım. Merak etme. Aa, o benim bacağım. Ne oluyor ya? Bu kadar çok kapı mı vurulur? Ayşegül niye açmıyorsun telefonunu ya? Yani arıyorum arıyorum ulaşamıyorum sana. Uyuyordum Can. Uyuyordum. Ve ilk defa derin derin uyuyordum ama orada bile rahat yok bana. Nasıl? Neyse Can, niye geldin? Ben seni Elif'le yollamadım mı? Ne oluyor? Sizi merak ettim, geldim. Nereye? Ayşegül, İso'ya bakacağım. İso uyuyor bu saatte Can. Nesine bakacağım? Tamam, kapıdan bakıp çıkarım. Özledim Ayşegül. Hadi Can hadi. Elif'e git. Karına git. Evine barkına git. Ya Ayşegül yapma böyle. Ben hiçbir şey yapmıyorum Can. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sabit duruyorum. Ama evime gelip davetiye veren mi dersin? Oğlunun peşinden eve teftişe gelen mi dersin? Herkes ne yapıyorsa bana yapıyor. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Neyse ben uyuyacağım. Ama İso? İso'yu da artık hafta sonları görürsün, tamam mı? Bundan sonra böyle. Thank you.
kahveler hazır. Hey bayım! Eyvah, önce hangisini vereceğim ben işte. Hay Allah! Ay ben bir mutfağa kadar gideyim. Naciye, diyorum ki bundan sonra sen sadece benim yardımcım ol. Başkalarının işlerini yapıp yorulmanı istemiyorum. Sadece bana kahve yapmanı istiyorum. Bundan sonra sen benim kişisel Naciye'm ol. Ama Medya Hanım... Naciye, söyle o kadına, doğru söylüyor. Tarafını seç. Ya benim tarafımı seç, ya onun tarafını seç. Ortası yok, tarafını seç. Yemek kaldı ocakta. Kaçabilirsin ama saklanamazsın Naciye. Tarafını seç. Dur İso, dur bakacağım. Kötü değil mi İsa? Dur bir bakayım şuna. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm ya? Yaptıracağım sana. Efendim Elif. Can neredesin? Geliyorum, dışarıda birkaç işim vardı, onları hallettim. Seni bekliyorum. Tamam tamam, geliyorum ben birazdan. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Tabii. Murat yani sana nasıl teşekkür etsem ne desem bilemiyorum. Normalde ben senelerdir tek başıma yaparım bu işleri ama niye böyle oldu anlamadım. Sen mi yapardın? Evet, küçükken babam göstermişti. Elim de yatkın ama bu sefer beceremedim işte. Evet, nedir durum? Berbat.
Vallahi vanayı bir daha açarsanız orası patlar. Bu evin tesisatı ölmüş. Çok eski. Komple değişmesi lazım. Ne diyorsun ya? Değiştirirken de elektrikleri kesmemiz gerek. Kablolar da buradan geçiyordu. Duvarlar kıracağız. Sakat bir iş çıkmaz. Elektriği kesmemiz mi lazım? Elektrik kesilirse doğalgaz da kesilir. Doğalgaz kesilirse ısı uyuşur. Ay ne yapacağım şimdi? Çıldıracağım. Dur Ayşegül, dur. Sakin ol. Hallolur. Ne kadar sürer? Vallahi duvarları kıracağız. Aç boruları değiştireceğiz. Falan filan uzun iş yani. Nereden baksan 2-3 gün sürer. Ne? Vallahi yapabileceğim bu. Tamam o zaman. Siz yarın sabah erkenden başlayın. Tamam abi. Hadi Ayşegül. Burada kalacak haliniz yok herhalde. Al bebeğin de eşyalarını, bana gidiyoruz. İyi de ama... Ya gerekirse ben otelde kalırım. Siz bebekle nasıl rahat edecekseniz öyle yapalım. Naciyeciğim. Medya Hanım, ödüm patladı. Ne oldu, bir şey mi oldu bu saatte? Daha ne olsun? Sen çok yoruluyorsun her gün her gün. Bu evin işi bitmiyor değil mi? Yok Medya Hanım, her zamanki işlerim. Ben çok ciddiyim Naciye. Çok daha fazlasını hak ediyorsun. O yüzden maaşına %100 zam yaptım. Ayrıca bundan sonra mutfak alışverişine de şoförle gidip geleceksin. Ancak bazı şartlarım var. Bundan sonra sadece bana kahve yapacaksın. Sadece bana kolonya getireceksin. O ihtiyara bir bardak su bile vermeyeceksin. Anlaştık mı? Olur mu Medya Hanım? İsmail Bey ayıp olur. Olmaz. Niye ayıp olsun? İyi düşün Naciye. Yaşlı bir adam. Bugün var, yarın yok. Onunla belki 2 günlük saltanat sürersin. Ama beni seçersen önümüzde koca bir ömür var. Yatırımını kısa vadeli yapma. Geleceğini düşün. Akıllı ol. İyi geceler Naciyeciğim. Allah rahatlık versin. Size de. Naciye, Medya'nın sana bir teklifler yaptığını duydum. İyi bir teklif olabilir ama benimki kadar değil. Bari siz yapmayın İsmail Bey. Ne teklif ettiyse 2 katını öneriyorum. Lütfen, beni çok zor durumda bırakıyorsunuz İsmail Bey. Madem zor durumda kalıyorsun, o zaman 3 katı. Ayrıca ömür boyu sağlık güvencen de hastanelerimin garantisi altında. İyi düşün. Uyudu mu? Uyudu çok şükür. Hadi sen de uyu istersen ha, hazır bebek de uyumuşken. Ay yok Murat, biraz kafamı toplayayım. Ayşegül aç mısın? Ay bu da soru mu Murat? Ben her zaman açım. Vallahi ben de açım. Menemen yer misin? Ne diyorsun? Menemen? Evet. Ay deli misin? Ben 7/24 yerim menemen Murat. Dur otur o zaman sen. Biraz dinlen, ben hemen halledeyim şu işi. Ay dur, olur mu canım? Ben de yardım ederim. Bak ya. Bunlara zeytinyağı koydun mu sen? Koydum, koydum. Tabaklar nerede? Burada, hemen şu rafta. İso ağlıyor galiba. O zaman sen bebeğe bak, ben burayı hallederim. İşte durumu karışık.
karşı. Ayşegül, bir şeye ihtiyacınız var mı? Naciye, gel bak sana neler getirdim. Bırak şu kahvaltıyı falan, gel. Ne bunlar Medihe Hanım? Gel, otur Naciyeciğim. Canım, bunlar senin. Bunları sana veriyorum. Güle güle giy. Süslenmek, giyinip kuşanmak senin de hakkın Naciye. Artık bu tek renk, sıkıcı kostümlerden kurtul lütfen. Bunları nereye giyerim Medihe Hanım? Çarşıya, pazara falan giyersin, ne bileyim ben. Bakkala, kasaba falan. Kanma onun sözlerine Naciye. Aklını çelmeye çalışıyor senin. Hem sen bırak şu Medya'nın eskilerini de git paltonu giy, alışverişe gidelim seninle. Sana böyle istediğin gibi yepyeni elbiseler alayım. Ne işin olur senin Medya'nın eskileriyle? Sen İsmail'in Naciye'sin kızım. Aa, üstüme iyilik sağlık. Rüşvetin daniskası. Bir defa Naciye öyle biri değil. Naciye'nin parada, malda gözü yok. Ben onu kız kardeşim gibi sevdiğim için kıyafetlerimi paylaşmak istedim. Kardeşler birbirine böyle yapar. Güleyim bari. Ayol sen değil misin? Kendi öz kız kardeşinle 5 senedir görüşmeyen. Sebep de ne biliyor musun? Aynı davette, aynı elbiseyi giymişler de pişti olmuşlarmış. O ondan görmüş, bu bundan görmüş. İşte kız kardeşin olacak olan da bu. Şu eski elbiseye de bak. Artık giymiyor, bunu da sana kakalayacak aklı sıra. Naciye, eğer beni seçersen haftada 3 gün seninle yemek yapar ve toz alırım. Naciye, beni seçersen sana yardımcı tutarım. Bir yardımcın olur. Hatta istersen yardımcına da yardımcı tutarım. Naciye, benimle olursan sana klip çekerim. İnanma Naciye, klip çekecekmiş. Şuursuz. Evet Naciye, gerekçenle birlikte kararını dinliyoruz. Ben kararımı verdim. Hiçbiri. Dedikleriniz iyi güzel. Ama yok, kabul edemem. Ya barışırsınız, eskisi gibi devam ederiz. Ya da ben vallahi duramam giderim. Aa. Naciye ultimatom verdi ayol. Haftaya annemler geliyor. İyi, gözün aydın. Vallahi Medya teyzenin karşısına annemi koyacağım. İkisi artık düğün alışverişiydi. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben de kafamı dinleyeyim. Can, sen iyi misin? İyiyim Elif. Niye? Ne zaman düğünden konuşsam gözlerini kaçırıyorsun da. Boşa konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Yok canım. Yani yok öyle bir şey. Yorgunum biraz sadece, o kadar. Bebek bakmak kolay değil. Can. Sen bana evlenme teklif ettiğine, baba olacağına pişman mı oldun? Hayda. Nereden çıkartıyorsun bunları Elif sabah sabah? Nereden olacak? Senin yüz ifadenden. Elif yapma bak, boşu boşuna sinirleniyorsun gerçekten. Doğru. Şimdi bebek var ya, beni sakinleştiriyorsun ki ona bir şey olmasın. Elif, sen benden sabah sabah ne istiyorsun? Şimdilik çok ucuz atlattık ama Elif Hanım'ın hiçbir şekilde üzülmemesi ve sinirlenmemesi gerekiyor.
Asıl önemlisi de hem anne hem de bebek için çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. İkisini birden kaybedebiliriz. Elif bak, özür dilerim. Tamam, gerçekten özür dilerim. Ama üstümde benim çok büyük bir baskı var. Bana yardımcı olmaya çalış sen de lütfen. Peki bundan sonra nasıl olacak Can? Sen yine Ayşegül'ün yanına mı gideceksin? Birlikte o bebeği mi büyüteceksiniz? Bizim bebeğimiz ne olacak? Ben sürekli senin peşinde mi koşacağım? Sırf bizimle ilgilen diye. Ne yapayım Elif? Ayşegül'ü bebekle bir başına mı bırakayım? Kızın zaten kimi kimsesi yok. Ya bak, sen de anne olacaksın. Biraz daha anlayışlı olsan ortada bir bebek var. Onun ne kabahati var? Ha? Onun suçu ne? Neden bu kadar katısın sen? Sadece sizin duygularınız var değil mi? Benim duygularım yok. Ben taş kalpliyim, hiçbir şey hissetmiyorum. Buzlar kraliçesiyim ben. Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne olur birbirimizi yormayalım. Lütfen. Nereye Can? İşim var. Sen kimsin ya? Tamirci. Tamirci. He. Ne işin var kardeşim senin evde ya? Ne oluyor burada? Çekil bakayım. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Abi siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ayşegül nerede? Ayşegül! Ayşegül! İso! Ev sahibi yok. Bebeğinle gitti. 2-3 gün gelmeyecek. Nereye gittiler ya? Ne diyorsun abi sen? Ne bileyim abi. Murat Bey'le gittiler işte dün gece. Murat Bey'le. Ulan bir gece ya. Sadece bir gece ortadan kayboluyorum. Şu olanlara bak. Siz ne yapıyorsunuz peki burada? Su tesisatını değiştiriyoruz komple. Dur, sen söylemeden ben söyleyeyim. Murat Bey tuttu değil mi sizi? He. Hiç şaşırmadım. Gerçekten. Kolay gelsin abi size. Bey tuttu tabii. Hiç şaşırmadım. Ne yaptın? Sinsi herif ya. Gene fırsattan istifade etmiş. Ne bitiyor? İso'nun maması. Ay, yedeğini de almadım ki.
Ay şimdi yeter de 3 saat sonra ne yapacağız? Ay aç bir ISO. 1000 tane kaplana eşit. Bana çekti herhalde bu oyu. Bir tutar mısın mamayı yapayım? Ben gidip alırım. Ay yok yok ben giderim canım. Yok yok. Sen bebekle kal. Ben gidip alırım. İyi yalnız marketlerde yok, eczanelerde var. Böyle hatta her eczanede de yok. Ama buradakilerde vardır. Tamam eczane. Murat. Bu arada onun adı İso. Hani böyle bebek bebek diyorsun ya. Hani alınabilir ondan dedim. İso. Murat amca, bay bay, bay bay Murat amca. Ay Medya Hanım, ne yapıyorsunuz siz öyle? Ne mi yapıyorum? Sana yardım ediyorum Naciye. Koskoca ev. İşin bir ucundan tutmuşum, fena mı? Ay bilemeyeceğim şimdi Medya Hanım. Sizi böyle görmeye pek alışkın değilim de. E alış artık. Eline de yakmış bu yüzüne bak. İçten yapmıyor da ondan. İnsan yer süpürürken böyle saçları fönlü yüzü boyalı mı olur? Ay İsmail Bey ne yapıyorsunuz? Ay sen ona bakma Naciye. Boş ver sen onu. Naciye, sana kimse yabancılarla konuşma kızım demedi mi yavrum? Aa, şimdi de 40 yıllık evimde yabancı mı oldum? Affedersiniz ama Naciye benimdir ve benim kalacaktır. Sen öyle san. Karar verdin mi Naci? Ne düşünüyorsun? Benimle misin, onunla mısın? Ah! Ay, hay Allah, battı ortalık. Ben hemen bir havlu getireyim, hemen. Dur Naci, sen şey etme. Ben 2 dakikada hallederim. Hay, asıl ben 2 dakikada hallederim. Haydi bir ay! Ciyak! Yemin ederim Ciyak. Çekin silahlarınızı, paylaşalım kozlarımızı. Hadi at. Senin için her şeyi göze aldım Naciye. Peki Naci, bu savaş senin için. İyi ne yaparsanız yapın ben gidiyorum. Aa, nereye ayol? İstifa ediyorum. Demiştim size barışmazsanız giderim diye. Medya bir şey yap. Nerede kaldı bu Murat ya? Zor tutuyorum kendimi. Şu sofraya bak İso. İso var ya, şu salamın tadını bilsen bebeklikten vazgeçersin. Net. Ha geldi. Yaşasın. Can? Can ya. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum. Ayrıca ne yapıyorsam yapıyorum. Sana ne? Bana ne? Göstereceğim ben sana bana neleri. Dur bakalım. Aa, ne oluyor Can? Ya ne yapıyorsun? İso'yu ve seni eve götürüyorum. Ay nereye götürüyorsun ya, ne oluyor? Hiçbir yere götüremezsin. Götürürüm. Ne işi var çocuğun el alemin evinde Ayşegül? Niye sürüklüyorsun buralara kadar? Ay ben sürüklemedim, evde. Biliyorum, tadilat var. Aa nereden biliyorsun? Oradan geliyorum çünkü. Ayşegül sen de hadi pılını pırtını topla gidiyoruz. Hadi. Can evin tadilatı ne olacak? Ya bitmiş kızım işmiş. Kalmamış iş falan ya. Oradaki ustabaşı mıdır nedir sana sallamış 2-3 gün sürer diye. Ben sordum 1-2 saate biter dedi. Bitmiş işleri hadi. Murat ne olacak? Hakikaten nerede o? Ha? İso'ya mama almaya çıktı. Vay. İdeal babacılık oynuyor şimdi de Murat Efendi. Vallahi helal olsun ya. Ayşegül bana bak. İster gelirsin, ister kalırsın. Ben İso'yu alıp gidiyorum. Ay, dur Can ya, nereye gidiyorsun? Bir dur, dur. Efendim Ayşegül. Neredesin Murat? Şimdi gelmek üzereyim eve. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O söylediğim mama gerçekten çok zor bulunuyormuş ama buldum. Biz Can'la evden çıktık. Getirmene gerek yok. Evde tamir işi bitiyormuş. Ne?
Ya öyle olmuş işte Murat. Can da sabah gitmiş ustalar işi bitiriyormuş. Şimdi aldı bizi eve gidiyoruz. Bir dakika ya. Yalnız bu evin yolu değil ki. Ayşegül bak ben daha yeni konuştum ustalarla. Ne bitmesi ya? Ne eve gitmesi? Yalan söylemiş sana o. Bir saniye Murat. Kapat sen, ben seni arayacağım. Kusura bakma, olur mu? Can sen ne planlıyorsun? Ne planı kızım ya, Allah Allah. El alemin evinde kalacak değilsiniz herhalde değil mi? Hadi sen neyse de işte o bana emanet yani. Ya Can bizim nerede kaldığımızdan sana ne? Ne demek ya sana ne? Ha ne demek sana ne? Diyorum ya İso bana da emanet. O çocuğun üstünde benim de hakkım var. Değil mi İso? Değil mi koçum? Değil mi oğlum? Kafa sallıyor. O da hak veriyor. Peki şu anda nereye gidiyoruz Can? Bize. Ne? Evet bize gidiyoruz. Oradan daha iyi kalacak yer yok değil mi? Dedem orada. Naciye orada. Yani çok istersen eğer, arzu edersen annem bile orada yani. Ay Can sen delirdin herhalde. Benim sizde ne işim var ya? Ayşegül gidecek başka bir yerin yok şu anda. Ha ama eğer sen çok istersen indirebilirim seni, bir otele falan gidebilirsin yani. İso benimle geliyor. O kadar. Kim bilir ne olacak ilişki durumu karışık. Buyurun, kime bakmıştınız? Anne, ne diyorsun sen? Oğlum, bu yer cücesiyle onun cücesi burada ne arıyor? Şişt, Can biliyordum böyle olacağını. Verir misiniz soyu? Veremem Ayşegül, çekiştirip de durma. Düşüreceksin çocuğu. Oğlum sana soruyorum, bu kızın burada ne işi var? İso ile birlikte burada kalacaklar anne. Aa, daha neler? Ay tamam Can, hadi ya. Ver şu İso'yu gidelim ya. Ya hadi. Veremem kızım, dur. Uyandıracaksın bir de. İkiniz de bir susun ya. Allah Allah. Anne Ayşegül'ün evinde tamirat var. Bitene kadar İso ile birlikte burada kalacaklar. Naciye'ye söyle bir hazırlık yapsın. Al. Ayşegül bir saniye çekil sen de. Zinhar olmaz. Zaten Naciye de gitti. Hele şimdi hiç olmaz. Yahu nereye gitti? Bir dur. Sıkıştırıyorsun beni. Bıcılık İso. Neyi ettiniz de geldiniz? Adacığım, yakışıklı adacığım, ne haber? Can dedene söylesene, Canlar burada kalacakmış diye. Sen niye söylemiyorsun anne? Dede, biz burada kalacağız hep birlikte. Yemin et. Vallahi. Yaşasın, eve bebek geldi. Can, annene söyle, bebek demek neşe demek. Anne, bebek demek... Aa yeter ama bu ne bu böyle? Ona söyle, buna söyle. Ne yapıyorsunuz siz? Biz dedenle küsüz Can. Zaten bu evde benim sözümü dinleyen, adam yerine koyan hiç kimse yok oğlum. Hayda. Gel kızım, gel sen. Ben hayatta oldukça burası senin evin sayılır. Gel istediğin gibi içerim. Gel yavrum. Oğlum. Efendim Medya teyze. Elif neredesin kızım? Evdeyim, showroom'a gideceğim birazdan. Ne oldu? Elif bırak şimdi showroom'u filan. Hemen kalk bize gel. Medya teyze gerçekten gelemem. Showroom'da çok işim var. Kızım Can Ayşegül'le bebeği de almış bize kalmaya gelmişler. Onun için her şeyi bırak çabuk bize gel. Aman diyeyim meydanı boş bırakma. Can'la Ayşegül mü? Bebek mi? Ay ne işi var onların sizin evde? Nasıl alırsınız onları içeri? Ay sanki ben mi aldım içeri o yer cücesini? Babam denen o münasebetsiz ihtiyar aldı. Neyse bırak şimdi her şeyi, çabuk bize gel. İso'nun mamasını hazırlayayım, geliyorum dedeciğim. Evet Elif'ciğim. Hı. Anladım. Şekerim, zaten sizin düğününüzü bütün Türkiye konuşacak. Son 20 yıldır senin kadar güzel bir gelin görüldü mü ayol? 20 yıl önce ben, şimdi de sen. Ben zaten Can'ı 17 yaşında doğurdum. Diyorum ki senin şu gelinliğini bizim Cemil'e mi diktirsek? Yurt dışından da alabiliriz. Bak o da olur. Neyse canım. Geldiğinde konuşuruz artık. Tamam, öpüyorum benim güzel kızım. Bye bye. Pardon.
kusura bakma. Bizim de düğün telaşımız var işte. Ya Allah tamamını erdirsin Medya Hanım. Amin şekerim, amin. Sen de iyi bilirsin, iki kere düğün telaşına girdin. Bizi en iyi sen anlarsın. Ya ağlamaz mıyım? Ay neyse, sana da kolay gelsin. Ay bebek bakmak çok zor iş. Naciye de gitti. Evin bütün işi bana kaldı. Ne yapacaksın? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ve ben bu sınavı niye veremiyorum? Ayşegül, Eysu'nun maması. Al, sen soğutursun. Allah Allah, ne oluyor be? Ayşegül, ya bu da babası gibi cingöz bir şey. Baba baba bak, nasıl boncuk boncuk bakıyor. Ya aydın. Kim? Benim gibi değil mi? Ay yok canım, babası Efe rahmetli. Pardon. Ah, oğlum benim, bak şöyle acıktın mı sen? Dede, versene. Oğlum, İso. Tipe bak ya. Evet dede, baksana şuna ya. Oğlum, iyice babalık havasına girmiş ayol. Eyvahlar olsun. Yok, ben girmeyeceğim. No, 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 çok erken. Baksana ya. Demek evin bütün su tesisatı çürümüş ha. Ya sorma dede, yani durdu durdu. İso'nun aramıza katıldığı zamanı bekledi. Olsun be kızım. Bak sizi gördüm, kendime geldim. Fena mı? Bahane oldu, geldiniz işte. Ay pardon, telefonum çalıyor da. Alo. Alo. Ayşegül neredesin? Ya da vazgeçtim, nerede olduğun beni hiç ilgilendirmiyor. Neden burada değilsin? Niye orada değilim? Çok güzel soru ama biraz daha açar mısınız Andan'ın? Ayşegül'cüğüm ben sana dün gece mesaj attım ya, bugün birlikte kanala gideceğiz. Orada sana deneme çekimi yapılacak, sabah ofise gel buradan birlikte hareket ederiz diye. Sen almadın mı o mesajı? Ay vallahi görmedim Andan'ını. Ay çünkü dün benim başıma ne geldi biliyor musun? Anlatayım. Ay şimdi ben İso'yu yatırdım. Sonra ben de İso'nun yanına yattım. Ay uyuyamıyorum, bir ses. Dıp 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 dıp. Ay değil mi İso? İso da rahatsız oldu bu arada. Neyse. Ay dıp 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 bitmiyor. Sonra kalktım. Tekrar gittim. Sonra tekrar geldim. Gel. Dıp dıp dıp. Ayşegül uzatma. Yeter. Dıp 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 dıp. Neyse işte öyle yani, musluk buzlu. Ay Ayşegül sus. Aa bana ne ya, dün gece senin evinde ne oldu lan? Ben sana dün gece neredeydin, ne yapıyordun mu dedim. Şimdi bak. Sen beni dinle. Hemen evden çık. Ben de stüdyoya geleyim, sen de stüdyoya gel, orada buluşalım. Ben şimdi sana oranın adresini atıyorum, mesaj atıyorum, tamam? Peki Andan Hanım. Hadi çık, hemen çık, öpüyorum. Ne diyor? Ay Can, deneme meneme bir şeyler dedi. Şimdi kızacak diye de tekrar soramadım. Deneme çekimi mi varmış? Ha, aynen öyle bir şey dedi. Ayşegül o zaman hemen hazırlan çık valla. Deneme çekimi önemli bir şeydir yani. İyi de İso. Kızım ben buradayım. Hadi bana güvenmiyorsan... Koskoca dedem burada, annem burada. Bakarız biz birlikte. Ay beni hiç karıştırmayın. Ben bebek bebek bakamam. Zaten Naciye de gitti. İşim başımdan aşkın. No baby. No. Biz buradayız kızım. Ya benim bebek bakım kursundan sertifikam var. Kurslara gittim ben. Bakarız, sen hiç merak etme. Git işini gör gel. Emin misiniz dedeciğim? Hadi yavrum. Allah Allah, hala emin misin diye soruyorsun ya. Ya dedem diyor ya bebek bakım merkezinde sertifikam var diye. Gerçekten var, ben gözümle gördüm. Dedem uzmandır bu konuda vallahi. Güven sen bize. Ya ver. Hadi be kızım. Cık, saçmalama. İyi, tamam. Böyle söyler. Gel bakalım oğlum, gel bakalım oğlum. İyi tamam, o zaman bir şey olursa ararsınız. Tamam Ayşegül. Tamam dedeciğim. Hadi o zaman bana iyi çekimler. Ayşegül dursana bir dakika. Efendim Medya Hanım. Ya şey diyeceğim. Senin şu son giydiğin ikinci gelinlik nereden almıştın? Şu günlerde Elif'e gelinlik bakıyorum ya, aklıma takıldı. Can, annene söyle sussun. Anne, lütfen. Ne var canım? Fikir alışverişinde bulunuyoruz. O benim annemin gelinliği Medya Hanım. Özel dikim.
bulamazsınız. Ne var canım, merak edemez miyim? Aa. Handan, hadi çık artık. Hadi Handan, hem hayırlısıyla şu imzayı da bir çaksak. O zaman her şey çok güzel olacak. Candan! Efendim Handan Hanım, bana mı seslendiniz Candan diye? Hayır, Mustafa'yı çağırdım Candan diye. Efendim? Candancığım, bu şirkette senden başka Candan var mı canım? Hı? Ne bileyim Handan Hanım, belki de vardır. Candan, bu şirkette senden başka çalışan var mı kızım? Yok. E o zaman? Allah'ım ya Rabbim ya, bu kızı bana numune diye mi verdiler ya? Ama bunlar hep benim pintiliğimden oluyor. Ah tabii, bu parayı Einstein çalıştıracak halim yok. Bulsam anca Candan gibi birini bulabilirdim zaten. Kiminle konuşuyorsunuz Handan Hanım? Bir saatte olsunlarla konuşuyorum Candancığım. Üç harflerle konuşuyorum ve emin ol senden çok daha mantıklı cevaplar veriyorlar. Ay neyse, ben kanala gidiyorum ya, seninle uğraşamayacağım. Ayşegül için istediğim kıyafetler hazırlandı mı? Yo. Ne demek yo? Bu sefer ne oldu? Bir şey olmadı, unuttum. Siz öyle laf arasında söyleyince, aman canım kadın laf arasında söyledi. O kadar da önemli bir şey olmasa gerek dedim. Çık dışarı. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Handan Hanım? Kaybol Candan. Yok ol. Çık. Peki Handan Hanım. Çık. Sinirlenmeyeceğim. Gerçekten buna sinirlenmeyeceğim. Ben şu anda günün sonuna odaklanacağım. O imzayı attığımız ve çok zengin olacağım o ana odaklanacağım. Bütün günü öyle motive edeceğim kendime. Başka çaresi yok çünkü bunun. Evet. Hayaller Karayip sahillerinde, kumsalda yılın ayak yürüdüğün anları düşün tatlım. Kürküm nerede benim Candan? Candan! Dede şuna bakar mısın ya? Tipe bak tipe. Tipe bak tipe. Oy. Oğlum benim. Bak. Güldü. Anne kapı çalıyor. Duyuyorum. Naciye yok mu? Kaçtı gitti. Dedenin yaptıklarına katlanamadı, kaçtı kadın. Anne bakmayacak mısın kapıya? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım, ne günlere kaldık. Koskoca Mediatek'in kapıları açıyor artık. Pes. Pes. Oğlum. İso. Ha, geldin mi? Elif, işte sana söylediğim fırsat. Şimdi dediğim gibi nasıl yufka yürekli bir anne olunur göster canı. Hazır o yer cücesi de ortada yokken analığın kitabını yaz. İyi de ben hayatımda hiç çocuk bakmadım ki. Nasıl tutulur, nasıl sevilir hiçbir şey bilmiyorum. Elifciğim, bunlar içgüdüsel şeyler. Bebeği kucağına alınca kendiliğinden ortaya çıkar. Hadi çok konuşma da gir içeri. Gel. Hoş geldin canım. Hoş geldin Elifciğim, gel. Gel. Bak kim geldi Can. Elif, senin ne işin var burada? Medya teyze haber verdi. Bebekçikle yalnızmışsın. Yardıma geleyim dedim. Hem bana da alıştırma olur. Aramızda bağ kurulmuş olur. Sonuçta bizim de çocuğumuz olacak. Ah canım. Ne düşünceli, ne zarif, ne asil bir hareket. Bravo Elifciğim, bravo. Bana müsaade. Malum Naciye gidince çarşı pazar işleri de bana kaldı. Gideyim de biraz sebze meyve alayım bari. Siz yorulmayın. Ben söyleyeyim yardımcıma ne gerekiyorsa alsın getirsin. Yok yok kızım. Ben kimseye güvenmem. Her şeyi elimle gözümle seçmem lazım. Bir de Naciye vardı tabii. Neyse hadi hoşçakalın. Baba nereye gidiyorsunuz? Küs küs olsak da bekleyin. Küs küs gideriz. Ben de geliyorum. Şuna bak. Ay. Can versene biraz ona, ben de tutayım. Hadi ver. Can versene çocuğu.
Boynuna dikkat et Elif. Düşmesin aşağı dur. Dikkat et. Ne ağlıyor ki şimdi? Ay ağlama. Bilmem ki niye ağlıyor acaba. Ay ağlama ağlama. İso. Tamam mı oğlum? İso İso. İso. Ağlama ama. Handan Hanım ya, öleceğim ben heyecandan, yapamayacağım galiba ben. Ay ben kim evlilik programı sunmak kim? Ayşegül bak bu kez gerçekten elimde kalırsın. Delirtme beni ya. Sana 5 dakikada harika bir kıyafet buldum. Saçını yaptırdım, makyajını yaptırdım. Ben bugün sana yatırım yaptım. Anladın mı beni? Ayol bir şey yok. Alt tarafı bir deneme çekimi. Canlı yayın değil, bir şey değil. Çıkacaksın bıcı bıcı 2 tane laf edeceksin ya. Canım benim bunlar formalite. Hepsi formalite. Öyle düşün tamam. Peki Handan Hanım bir şey soracağım ya. Bu insanların işi gücü yok mu? Bu saatte kısmet arıyorlar. Onlar deneme çekimi için tutuldu. Sadece aday çift gerçek. Sen kendi işine bak. Tamam peki. Ayşegül Hanım hazırız. Sen ne diyeceğini düşündün mü? Kafanda kurguladın mı? Şöyle böyle. Ayşegül Hanım alalım. Tamam. Kendin gibi ol. Bıcır bıcır tatlı tatlı bıcı bıcı konuşacaksın. Hadi Ayşegül. Hadi canım. Hadi aslansın sen. Hadi. Tamam, başlayayım o zaman ben. Değil mi? Tamam. Başlıyorum. Evet, siz ekran başındaki izleyicilerim. Ay, bir daha alabilir miyim lütfen? Tabii tabii, buyurun. Evet sayın izleyiciler, bugün 2 değerli konuğum var. İkisi de kısmetlerini arıyor. İnşallah mürüvvetlerini görüp başlarını bağlayacağız. Ayşegül Hanım, bu tarz bizim için biraz fazla resmi ama. Bana bir dakika verir misiniz? Küçük bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ayşegül ne yapıyorsun sen? Haber kanalı spikeri gibi bır 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 bır. Tatlı tatlı böyle. Bıcır bıcır. Kendin gibi. Tamam canım? Hı? Ne yapacağım şimdi? Kendim gibi mi davranıyorsun? Evet. Ayşegül gibi ol. Ayşegül gibi. Ha, tamam. Emin misin? Hadi canım. Şimdi tamam. Olacak. Evet. Tamam. O zaman kendim gibiyim. Evet sayın seyirciler. Bugün harika konuklarım var. İkisi de evlenmek istiyorlar. Hangi akla hizmet bunu istiyorlar bilmiyoruz ama... Neyse, saygı duyuyoruz. Ay. İso, İso, İso. Pişt, pişt. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. Niye bu kadar ağlıyor? Karnı mı aç acaba bunun? Yalnız Elif o, bu değil bir adı var. Ha, İsmail. Yani İso, pardon. Versene, versene bana. Versene, gel. Gel, gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel. Oy. Kurban olurum ben sana. Sana gelince sustu. Demek ki bu çocuk beni sevmedi. Aferin sana. Aferin oğlum. Aferin oğlum sana. Can. Sence ben kötü bir anne mi olacağım? Hayda. Elif İso ağlıyor diye mi böyle düşünüyorsun? Onun işi bu. Yemek yiyoruz, gaz çıkartıyoruz, kaka yapıyoruz, ağlıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz ki. Yani daha henüz planlanan programın dışına çıkamıyoruz maalesef. Değil mi öyle? Değil mi? Bana bak. Bence sen çok iyi bir anne olacaksın. İnan bana. Sustun mu sen? Ay. Para pa para. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım alkış. Evet Özlem Hanım. Nedir sizin için bir erkekte önemli olan? Vallahi öncelikle evi olacak. Kesin. Nasıl? Evi olacak diyorum. Evi. Hatta o evi benim üzerime yapacak ki benim güvenimi kazanabilsin. Allah Allah. O niye? Evleniyoruz. Kolay mı? Ha, evleniyoruz diyor. Doğru. Haklı yani değil mi? Başka? Sonra sigortası olacak. En az 2014 model arabası olacak. Ha bir de kendi işi olursa çok iyi olur tabii. Başka mesela sizi sevsin mi bir zahmet?
Yani o olur zamanla zaten. Önemli olan anlaşmak. Anlaşmak diyorsunuz da bence kendinize bir finansör arıyorsunuz hanımefendi, değil mi? Bir dakika, bir dakika. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ay ne biçim konuşacağım canım? O biçim konuşuyorum, değil mi? Ayşegül biraz alttan. Daha sempatik, daha alttan böyle tatlı tatlı. Hadi canım, hadi uzatma. Kendi almış zengin kocayı. Kim bilir boşanırken neler aldı. Sen bana mı dedin onu? Sana dedim ya. Biz senin gibi can tekin bulamadık. Ne yapalım buraya geldik. Yoksa biz de bilirdik senin gibi küpümüzü doldurmayı. Ne? Ne doldurmuş ya? Ne doldurmuş? Hadi hadi sen anladın beni. Ben yemin ederim yolarım bunu ya. Hayır, hayır. Sen kimsin? Ne dedin sen? Sen kimsin? Ya Handan Hanım bir durun. Duramam. Duramam. Handan Hanım bir durun ya. Durursam çok ağır konuşurum. Handan Hanım bir dakika lütfen. Ne var Ayşegül? Ne oluyor ben anlamadım ki. Neyi anlamadın ya? Ha? Neyi anlamadın? Rezil ettin rezil. Hem kendini rezil ettin hem beni rezil ettin. Canım işi elinin tersiyle ittin. Biçim o incir berbat ettin ya. Ama siz bana kendin gibi ol dediniz. Ben de kendim gibi oldum. Arkadaşım ben sana kendin gibi olarken git el alemin kadının saçını başını yol mu dedim? Kavga çıkar mı dedim ya? Ne dedim ben? Tamam özür dilerim Handan Hanım. Ama ne yapayım o böyle canı abuk subuk konuşunca ben de tutamadım kendimi. Seni tanımak gerçekten güzeldi Ayşegül. Gerçekten. Böyle kısa ama maceralı bir ilişkimiz oldu. Burada da bitti. Bir daha da arama beni. Sakın peşimden de gelme. Ya ben niye hiçbir şeyi beceremiyorum ya? Ben niye hiçbir şeyi beceremiyorum ya? Ayşegül Hanım, telefonunuzu almam gerekiyor. Tamam. Bir dakika telefonum çalıyor. Bir saniye. Ben Murat'a haber vermeyi unuttum. Al, biraz da şu kremden sür. Niye? Pişik olmuş, baksana. Ha, ha. Tamam. İso? Oğlum. Aferin Oluva. Kusura bakma, tutamadım kendimi. Elif sen git üstüne değişecek bir şeyler bul. Ben toparlarım buraları. Her yerim çiş oldu. Lan, İso, ne yaptın oğlum sen? İy, el kadar bebeğin maskarası oldum. Düştüğüm duruma bak. Ayşegül neredesin sen? Murat, girebilir miyim? Gelsene.
Can geldi işte, ustaların işi bitti falan dedi. Gerçek sandım ben de. İso'yu da böyle tuttuğu gibi götürmeye kalktı. Handan da apar topar çağırınca arayamadım, ne olur kusura bakma. Ayşegül, Can'ın senin üzerinde böyle bir etkisi olması beni rahatsız ediyor. Can'ın benim üzerimde bir etkisi yok Murat. Peki bu yaptığı? Sabah tatsızlık çıkmasın diyeydi o. Ayrıca benim değil, İso'nun üstünde bir hakkı var onun. Ayşegül, sana bir teklifte bulunmuştum hani. İtalya'ya gelmen için. Murat, bu olanlardan sonra hem artık İso da var. Onu da getirirsin. Ben her şeye razıyım. Ben anlamadım. Ayşegül, İtalya'da üçümüz yeni bir hayata başlayabiliriz. Murat, şimdi hem ben hem Can... Ya ne Can'ı Ayşegül, hala mı Can? Ya hayır, yok, yanlış anladın. O yüzden demedim yani. Sonuçta İso ne olacak? Bence Can yeni bir aile kurmak üzereyken sizin gitmenize pek ses çıkarmaz. Ayşegül bak, beni yanlış anlama. Amacım seni üzmek değil. Neyse Murat, ben kalkayım. Aklım zaten İso'da. Her şey için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Elif şöyle, evet, başının altından tut ki, şöyle ensesini tut, tamam mı? Oldu. Sustu Can, ağlamıyor. Öyle çok güvenme bence Sevim'e yani, her an tekrar başlayabilir. Ben bir kapıya bakayım. Merhaba. İso nasıl? İyi. Neyse, ben alayım artık. Alayım. Oğlum. Oh, teyzesinin kuzusu. Özlemiş mi beni? Mamasını yedi, kakasını yaptı, biraz da kestirdi. Çok iyi. Teşekkürler. Aa, o benim gömleğim değil mi? Ne? Ben bunu Medya teyzenin odasından almadım mı? Yani içerideydi, benim çantamın yanındaydı. İnanmıyorum ya. Aman, cüzdan bulaşmıştır. Keselensen geçmez. Ya İso üstüne işedi de. Ondan, o da gitti ne bulduysa giymiş işte. Ne? Üstüne mi işedi? Ha. Rahmetli babasını çekmiş. Aşkım benim. Ben bir kapıya bakayım. Tamam. Aşkım benim. Aslan parçası. Hoş geldin anne. Ay. Can oğlum. Siz beni niye daha önce pazara götürmediniz ayol? Ay, neler aldım neler. Ne çakmalar topladım bir bilsen. Ay, bu da buradaydı değil mi? Naciye. Naciye, gel şu paketleri al elimden. Ay doğru, o da yok ya. Ben son üstünü değiştireyim. Malum çocuk terlemiştir bütün gün aynı kıyafet. Bir de üstüne bir parfüm kokusu silmiş. Çocuk isilik olmasın. Oh, anne dedem nerede? Ay ne bileyim ayol, biz konuşmuyoruz ya. Yarı yolda indi arabadan. O şimdi yemek yiyip gelir. Naciye evde yok ya, kıtlık var sanki. Medya teyze hoş geldin. Naciye yok ama benim güzel gelinim Elif var. Efendim Medya teyze. Diyorum ki doğru mutfağa. Kaynanan seni seviyormuş. Mutfağı mı? Ya şu mutfaktaki hünerlerini bize de göster istersen.
Hadi bakalım doğru mutfağa. Şu güzel yemeklerini biz de tadalım. Gel bakalım gel. Hadi beraber bir girişelim şu yemek işine. Of. Vay anasına be. Ha? Mis gibi oldu benim oğluşum. Ay gel bakalım gel gel. Ay tombiş tombiş. Anne. Kadın nasıl öyle parfüm boşaltmış üstüne değil mi İso? Ay ama sen ne güzel işemişsin. Ay benim oğluşuma. Ay benim oğluşuma. Uf. Ay İso ben tuvalete kadar gideceğim tamam mı? Sen burada böyle usulcacık bekle. Hemen geliyorum, tamam? Ayşe... İso? Ne yapıyorsun oğlum sen burada tek başına? Yok mu Ayşegül teyze? Bakalım sen Can amcaya gel. Gel bakalım gel 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 gel. Evet. İso, oğlum. Ne o böyle cork 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 yapıp duruyorsun? Karnın mı acıktı oğlum senin? Karnın mı acıktı senin? Tamam. Dur bakalım. Can amcan sana bir mama yapsın. Sen burada bekle tamam mı? Ben hemen mamanı hazırlayıp geliyorum. Oh, hayatımda bin yaşayım. İyi ki dışarıda yemeğimi yedim geldim. Oh, Medihan'ın yemeklerimi yenedi. Adaş, ne yapıyorsun sen burada? Seni bıraktılar mı buraya bakayım? Dedesinin kuzusu. Bana bak. Gel yav, seninle gidelim şöyle bir dertleşelim ha. Hadi. Bırak sen bunları. Gel. Gel bana takıl bakayım. Hadi hoppa. Uçuruyorum seni şimdi. Oo, hadi gidiyoruz. İso? Nerede bu çocuk ya? Can. İso nerede? Nerede bu çocuk ya? Ya Can ne demek nerede ya? Ne demek nerede? Sen almadın mı yukarıdan? Ya aldım, getirdim buraya koydum, mama yapmaya gittim. Geldim yok. Can. Hı. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Annen nerede değil mi? Ya da sarı... Aman işte Elif de değil midir ya? Ya kızım annemle Elif içeride mutfaktalar. Dedem dışarıda. Bizden başka kimse yok ki bu evde. Can. Hı. Ne diyorsun ya? Allah. Bir bu eksikti yani. Bir bu eksikti. Ya Can, bir şey söyleyeceğim. Ne? İyi saatte olsunlar. Gelip götürmüş olmasın İso'yu. Ayşegül saçmalamayı keser misin lütfen? Ya Can, saçmalama diye bir şey yok ya. Siz zenginsiniz, menginsiniz diye belki çocuğu kaçırdılar. Üstüne de fidye isteyecekler. Adamlara bak hep çocuğu kaçır. Bir de üstüne elektriği kes. Evet ya, bu işte ters bir şey var. Of. Of. Bir şey diyeceğim. Ha. Annenlere soralım ya. O Elif kaşla göz arasında bir şeyler kaçırmayı seviyor ya. İyi bilir yani o işi. Tamam tamam ya, hadi soralım. İyi hadi, tamam. Hadi soralım gel. Eh be Ayşegül yani. Laf sokacağına biraz önüne bak. Dikkat et, kıracaksın bir tarafını. İyi tamam. Hadi ver elini. Allah. Of. Ya bu jeneratör ne zaman çalışacak? Ev giderek soğuyacak, üşüyecek, yavracak. En
iyisi biz buradan gidelim çocuğum gel. Of. Ay, şu dağların üstümüze. Ah, ah, ah. Ay Erimciğim, ne olur beni yalnız bırakma. Ölümü gör. Ben karanlıktan çok korkarım. Medya teyze, sadece mumu yakacağım. Buradayım, bir yere gitmiyorum. Muma gelmesin. Yok yok, gelmez. Ay, böyle oh, gök gürültülü, şimşekli havalar bana Allah korusun hep kulübhaneyi hatırlatır. Bir şey yok Medya teyze, bak mumu da yaktım. Muma daha çok gelmesin. İşte geldi. Anne kim geldi, ne oluyor, ne yapıyorsunuz siz burada ya? Bak Can, Can. Gulyabani falan değil. Sen mi geldin Gulyabani oğlum? Oh, anne İso burada mı? Ayol İso'nun ne işi var burada be? Ay dedim Can sana işte, kaçırdılar İso'yu. Aman merak etme. 3-5 milyon verir geri alırız, alıştık nasılsa. Sen dua et de Gulyabani gelmesin. İso'yu kim niye kaçırıyor ki? Gulyabani olabilir. Bana sorarsanız. Bence. Ben dışarı bakıyorum. Dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ay, dur Elif, sen beni bırakma, ben de geliyorum. Durun bekleyin azıcık. İso! İso? Ah! İso! İso! Ev iyice soğudu ya. Ne zaman çalışacak bu jeneratör? Bunlar da nerede? Hiçbiri ortada yok. Mediha! Can! Hay Allah. İso! O ses de nesi be? Aa, onlar ne yapıyordu öyle? İso gel şunlara bakalım, ne yapıyorlar bunlar ya? Deliler. Hava buz gibi. Aman İso'cum üşüme. Medya! Can! Ayşegül! İso! Ay çocuğa sesleniyorum ya. Ya yok hiçbir yerde. Ben bekçiye gidiyorum. Eve giriş çıkış yapan var mı yok mu o bilir. Hiç yoksa gider kamera kayıtlarına falan bakarız. Dur tek gitme, ben de geliyorum. Tabii git git. Hata bende ama. Murat'ın güvenli ortamını terk edip kalk gel buraya. Olacağı bu. Sen kaşındın kızım. Ben bir bu tarafa bakıyorum. Ayşegül. Ay. Ay ne oluyor ya? Canım benim. Tatlım benim. Benim. Ay bırakma. Medya Hanım. Ben gök gürültüsünden, şimşekten çok korkarım. Ay Medya Hanım, küçücük kızım ben ya. Niye beni çekiştiriyorsunuz? Tamam canım. Tamam haklısın. Haklısın. Yavaş yavaş şöyle gidip şurada bekleyelim. Şimdi gelirler. Bu bir sınav. Sınav. Ayşegül! Oh. Kim bilir neyini kaybetti, çocuklar ağlatıyor. Bak şimdi. Alem kadın mı ya? Ne yapacağız biz soğukta? Of. Ya gören yok mu bizi? Hay Allah'ım diller ya. Ne oldu oğlum? Eve giren çıkan kimse yok. E Can, nerede bu çocuk? Ya ne bileyim. Can, ne oluyor Can? Hulya bari. Can, ne oluyor? Anne ne oluyor? Medya teyze ne gördün? İçeride. Oh. Oh! Ne? Gulyabani eve girmiş. Dur, dur İso. Dur İso, geliyorum yavrum. Dur, dur, sen dur Ayşegül, dur. Ay! Ne? Sakın sen beni bırakma. Allah'ın adını verdin, beni bırakma. Yavaş yavaş, gelin arkamdan, tamam, gelin yavaş. Gidelim. Allah'ın adını verdin. Tamam, Medya teyze, abartma. Abartma Medya teyze, kolum çıktı. Thank you.
dışarıda yarım saattir ya. O kadar bağırdım, çağırdım camdan, el salladım. Fark etmediniz. Ya aşk olsun dede, İso'yu kaçırdılar sandık. Ay Medya teyze sizi gulyabani zannetti. Halt etmiş o. Ben eve geldim, baktım burada İso tek başına yatıyor. Aldım, dertleşelim oğlum gel sen de dedim, yukarı çıkardım. Siz de bizi böyle gulyabani mi sandınız? Ya bu devirde gulyabaniye inanan şapşık kaldı mı medyadan başka? Komiksiniz vallahi. Ne var bunda bu kadar korkacak ayol? Medya Ana! Anne! Kolonya! Anne iyi misin? Can! Kolonya! Can! Kolonya! Şey mi aradın Ayşegül? Ay ödüm koptu Can ya. Sen burada mıydın? Ay korktum ya. Ne bileyim kızım, gördüm sandım. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Çay içiyorum. İster misin? Olur. Sağ ol. Rica ederim. Bu akşamki adrenalinden sonra uyuyamıyorum. Al benden de o kadar. Bir de evimi özledim tabii. Al benden de o kadar. Ne güzel oldu böyle ya. Ne güzel oldu canım. Yani böyle eskiden bizim evin senin evin verandasında oturur kahve içerdik. Ona benzedi işte. Ya ne güzel günlerdi. Ben çok özlüyorum. Unutamıyorum hatta. Ben de her gün unutmaya çalışıyorum. Ayşegül bak, inan bu olanların hepsi benim... Evet biliyorum, hepsi senin suçun. Ve yapılabilecek hiçbir şey yok. Hatta konuşabilecek hiçbir şey yok. İso başladı gene ya, dur. Dur teyzeciğim, geliyorum. Teyzeciğim, geliyorum. Ay Allah ya. İso. Ay ama. Ay. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ay. Can ne yapıyorsun ya? Daha çok korkutacaksın çocuğu. Ya susturmaya çalışıyorum. İso. Vallahi şimdi ev ayağa kalkacak. Bu saatte de anneni hiç çekemem ya. İso ya. Sus. Ayşegül. Ben İso'nun ne zaman böyle sustuğunu, ağlamadığını gördüm biliyor musun? Ne zaman? Arabanın içinde olduğu zaman. Yürü. Evet, yürü yürü yürü. Of. Buyur. Buradan yak. Ne yapayım şimdi? Ay ne bileyim ben, bir iki tur atalım. Uyur belki. Geçmiş olsun Can. Ben artık İso'yla arabada yaşıyorum. Hayır yani anlayamıyorum ki, bu çocuk bu arabanın bu kadar nesini seviyor? İnanamıyorum yani. Gerçi İso haklı be. Ben de olsam bu arabada uyumak isterim. Ay çocuk ne yapsın senin arabanı Can? Ne var arabada sanki? Çocuk hareketli olmayı seviyor. Beşik gibi sallanıyor işte, hadi bas. Ayşegül nereye basayım ya gecenin bu saatinde? Daha ben nereye basayım ya? Ne kadar araba kullanabilirim yeter? Ay ne bileyim Can, Bostancı Luna Park'a gidelim.
Yani tamam ben işte ne dediğimi biliyor muyum? Sanki arabadan inebiliyoruz. Gidelim bir yerden hadi. Vaniso. Yaktın oğlum beni. Ayşegül biz nerelere geldik böyle ya? Kızım sana diyorum. Heh, bu doymuş. Benzin de bitmek üzere. Her şey çok güzel vallahi. Ayşegül. 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 Ay! Ne oldu? Çocuk mu ağladı? Ay Gülyam ani mi geldi? Kaçırdı mı? Ne oldu? Ya bir şey olduğu yok. Şu telefondan bir bak bakayım internetten neredeyiz? Yakında bir yerde benzinci bir şey var mı? Ne telefonu can? Ne telefonu? Hani konuşuruz ya biz alo deriz, birbirimizle iletişime falan geçeriz, internete bakarız. O telefon Ayşegül. Aman ukalalık yapma. Üf evden çıkarken bir şey almadım ki ben. Pijamayla çıktım. Süper. Şimdi ayvayı yedik. Niye? Çünkü benzinimiz bitmek üzere. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Nedense kaptırıp gitmişim. Artık gözüm açık uyudum mu ne yaptım bilmiyorum yani ama gitmişim. O zaman şey yapalım ya. Ne yapalım? Telefon açalım. Nereden mesela? Ya işte ev mev yok mu ya? Bir eve gidelim tane misafiriyiz deriz. Telefonunuzu kullanacağız deriz. Ne yapalım? Ah bak. Bak bak işte burada. Dur. Bu saatte. Evet ne yapalım? Bir şey olmaz yani. İnşallah. Hadi. Vallahi ben olsam kovalarım Ayşegül yani bu saatte. Kapıdan. Ne yapalım can? Ne yapalım yani? Benzin de bitecek birazdan. Buralarda mı kalalım? Hem çocuk acıkacak birazdan. Ne yapacağız sonra? Tamam tamam hadi çok konuşma yürü. Ayşegül yani başımıza iş açtı. Yemin ederim yani. Ay tamam can tane misafiriyiz işte. Ne olacak? Yok kimse işte. Hadi yürü gidelim. Ya bir dur. Yok işte kimse. Gidip arabada bekleyelim bari. İso üşüyecek hava buz gibi. Tamam can bir dur ya. Of Ayşegül of. Ah biliyordum işte biliyordum. Ay merhaba. Buyurun kime bakmıştınız? Ah, merhaba teyzeciğim ya biz yolda kaldık. Böyle çocuk da aç perişan olduk. Bir telefonunuzu kullanabilir miyiz? Tabii tabii buyurun evladım. Buyurun. Sağ olun. Vallahi kusura bakmayın ne olur. Buyurun geçin şöyle. Teşekkürler. Geçin şöyle oturun. Anne kim gelmiş? Tanrı misafiri kızım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Niye öyle bakıyorsunuz? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Nereden çıktın sen sabah sabah? Niye dalga geçeyim canım? Olur mu öyle şey? Sen beni hatırlamadın mı şimdi? Yo. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Kendi almış zengin kocayı. Biz senin gibi can tekin bulamadık. Ne yapalım buraya geldik. Yoksa biz de bilirdik senin gibi küpümüzü doldurmayı. Sen kimsin? Bir dakika. Yani küçük. Değil mi can? Dünya çok küçük. Ayşegül ne oluyor küçük? Siz tanışıyor musunuz efendim? Ya dünya çok küçük. Ama Allah büyük. Gel bakalım ben şimdi seni elime geçirirken fay olmaz mı? Ya hanımefendi canım, lütfen. Canım seni alır. Ayşegül ay, dur ya. Ya bir... Geldim, geldim. Geldim.
Ah, günaydın. Hoş geldin Elifciğim. Bir uçturayım da hemen çıkalım. Önce düğün organizatörlerine gidiyoruz değil mi? Evet. Can uyanmadı mı? O da gelseydi. Ah, uyuyordur o. Gece sabaha karşı bir bebek ağlama sesi duydum ama vallahi sonrasını hatırlamıyorum. Ah, sesten uyuyamadıysa yavrucuğum geç kalkar o. Ay, nerede şu ruj ya? Medya! Medya! Can nerede? Elif kendisine söyler misin? Odasında uyuyordur herhalde. Ya Medya, bırak şimdi küslüğü müslüğü. Çocukların ikisi de yok. Üstelik bebek de yok. Nasıl yok? İsmail Bey, ne diyorsunuz ayol? Üçü birden nereye kaybolacaklar? Nereden bileyim Medya Hanım? Telefonlarını da burada bırakmışlar. Arıyorum, arıyorum. Evin bir yerlerinde çalıp duruyorlar. Buyurun, içiniz ısınsın. Sağ olun teyzeciğim. Zahmet olsun. Teşekkürler. Demek sendin he? Bizim kızı çekiştirip hırpalayan. Şimdi teyzeciğim öyle demeyelim ya. Hani şimdi öyle deyince bir başka bir şey oluyor. Estağfurullah, olur mu öyle şey şimdi hırpalamak falan? Şimdi ben ama televizyon programında bir yükseldim. Ama sizin kız da bir boş durmadı tabii. Bak ya, hala bana laf çakıyor. Vallahi yolarım seni. Hanımefendi bir dur, dur. Lütfen, lütfen. Sen de bir dur ya. Allah Allah. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Şu telefon konusuna girer misin lütfen? Sen beni nasıl bir işin içine soktun acaba? Türkiye sınırları içerisinde senin kavgalı olmadığın birisi var mı birisi? He? Ay Can, bilip bilmeden konuşma. Tamam, halledeceğim. Teyzeciğim. Sakin olalım hep beraber. Şimdi şey diyeceğim ben size. Şimdi çocuk aç bir aç. Biz yollarda sefil olduk zaten. Biz sizin telefonunuzu alalım, bir telefon açalım. Gelsinler bizi alsınlar. Siz de rahat edin. Peki benim kızım kaçan kısmetleri ne olacak? Ne? Kızım kaçan kısmetleri diyorum. O günkü çocukla kavgadan sonra kaçıp gitmiş. Vallahi teyzeciğim Allah büyük ya. Yani ben de hem dulum, işte evde kaldım. Ama ben bir şey diyor muyum yani? Hayat geçiyor. Evde kaldım diyor. Hala Can Tekin'le dolaşıyor ya. Siz yok musunuz siz? Pardon? Siz derken? Sizin gibi kadınlar işte. Ne diyorsun sen? Allah! Ya rahat dur be! Ya siz de bir rahat durun. Sen de bir rahat dur. Teyze, teyze bir şey diyeceğim. Kızınız gerçekten çok hoş, güzel bir bayan. Ben kızınıza koca bulurum. Ne? Nereden bulacaksın be oğlum? Ya bakın ben oyuncuyum. Benim çevrem çok geniş. Yemini billah ediyorum, 5 tane koca bulurum, içinden seçer tipine göre, gerçekten yani. Gerçekten mi? Yemin et. Bak Allah benim bin türlü belamı versin, bulacağım ya. Allah razı olsun oğlum. Gerçekten yani. Vallahi aklımı çıldıracağım. Nerede bunlar ayol? Naciye de yok. Bir rahat rahat bayılamıyorum bile. Üçü birden nereye gidecek ki? Can'ın arabası da yok. Ah, buldum. Vallahi buldum. Sen araba deyince aklıma geldi. Bu cüce benim oğlumu kaçırdı. O bebeği de yem olarak kullandı. Attı arabaya, kaçırdı oğlumu. Görüyor musun sen şu cüceyi? Ondan her şeyi beklerim ben zaten. Ya Ayşegül, Can'ı niye kaçırsın? Niye olacak? Elif'e yar etmemek için tabii. Yok daha neler. Daha neler. Kim arıyor? Kim o? Bilmiyorum, tanımadığım numara. Ben prensip olarak tanımadığım numaraları açmıyorum. Ay senin prensibine ver şunu. Alo. Ha Can. Neredesiniz yavrum, merak ettik. Ya dedeciğim, İsmail'i uyutalım derken işte yolumuzu kaybetmişiz. Geldik bir yere, kaldık burada ya. Ben sana şimdi yeri tarif edeyim, şoför gelsin alsın bizi, olur mu? Ha tamam tamam. Şimdi sana hemen bir şoför yollarım. Oldu. Ha öbür araba içinde birini yollarım. Tamam. Oldu. Neredelermiş ayol, ne oluyor? Korkacak bir şey yok. Gece İso fazla ağlayınca alıp arabayla gezdirelim demişler. Sonra bir yerlerde benzinleri bitmiş, kalmışlar orada. Şimdi ben bir şoför yollayıp aldırdım. Ay çok şükür. Neyse. Hayır yani ben o cüceden her şeyi beklediğim için bir an korkmadım değil. Neyse Elifciğim, ben bir uçturayım da çıkalım hemen. Hemen ve şu şoföre bakayım. Nerededir bu adam şimdi ya?
Alo Murat. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Ayşegül'le ilgili. Akşamüstü bana gelsene. İşler iyice kontrolden çıktı. Tamam. Görüşürüz. Ay şu düğün işi için ne kadar heyecanlıyım bilemezsin Elif'ciğim. Hadi gidelim artık da konuşalım şu adamlarla hadi. Hah Hasan. Gel gel. Dur bir Hasan. Evet, tamam mı? Bir saniye kapatayım. Teyzeciğim. Allah ne muradın varsa versin. Allah razı olsun. Biz mi yüzümüzü yere eğdirmediniz? Evinizi barkınıza açtınız, bizi pamuklara sardınız. Şu yetimin imdadını Hızır gibi yetiştiniz teyzeciğim. Ay estağfurullah kızım, estağfurullah. Teyzeciğim. Ayşegül yeter ne diyorsun, uzatma. Aman ben uykudan ne dediğimi biliyor muyum canım? Sen neden hadi gidelim. Hadi teyzeciğim görüşürüz. Teyzeciğim görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler gerçekten sağ olun. Sözüm tutacaksın değil mi? Hiç merak etmeyin koca ben de beş tane beş tane. Hadi gidelim. Can Bey. Evet. Bu arada küçük beyin mamasını İsmail Bey gönderdi. Torpiyo da. Evet, tamam tamam iyi hadi sen bir an önce yerleştir de gidelim buradan hadi. Tamam efendim. Ayşe bir gelsene. Evet dur ben git. Beş koca. Allah kolaylık versin. Ne yapayım kız? Acele etmeseydik esir alacaklardı bizi ya. Keşke siz ön tarafa gelseydiniz. Arka tarafta sıkışmasaydınız. Tam dediğim gibi olmalı Arif Beyciğim. Masalar böyle ortancalarla süslenmeli. Ah, aklıma gelmişken bir de nikah şekeri için lavanta istiyorum. Böyle minik keseler içerisinde. Frambuaz. Frambuazı söylememe gerek yok herhalde pasta için. Evet. Böyle romantik, uçuş uçuş bir atmosfer olsun istiyorum. Böyle pastel renklerle rüya gibi bir ortam. Frambuaz'ı notu aldınız değil mi? O çok önemli. Evet. Ah! En önemlisi canlı müzik. Gerçi ben birkaç isim düşündüm kim çalsın diye ama ne diyorum biliyor musunuz? Galiba en iyisi yerli sazlar dörtlüsü. Medya teyze. Yaylı sazlar dörtlüsü. Efendim canım. Arif Bey siz evleniyorsunuz zannedecek. Biraz sakin olsanız. Aa, ne var ayol? Görmüş geçirmiş biri olarak yardımcı oluyorum. Siz gençsiniz yoksa kandırırlar sizi. Sen bilmezsin bu organizasyon işlerini. Adamı kazıklayacak yere ararlar. Olur mu öyle şey Medya Hanım? Ne yani öyle değil mi? Hiç olur mu öyle şey efendim? Aa, sen şimdi benim gözlerimin içine baka baka bana yalancı mı demek istiyorsun? Estağfurullah efendim, o nasıl söz? Ha yani söylediğimi kabul ediyorsun değil mi? Hah, gördün mü bak, yanında bir büyük olmasa kazıklayacaklar seni. İyi ki gelmişim, Allah'tan gelmişim. Hadi gidelim Elif'ciğim, gelinlikçiye geç kalacağız. Söylediklerimi iyice not edin Arif Bey. Can Bey. Can Bey. Can Bey. Geldik efendim. Tamam sağ ol sen in biz geliriz şimdi. Şükür.
Elisa'yı ben alırım. Nerede kaldı bunlar ya? Ah geldiler. Neredesiniz be kızım? Can nerede? Geliyor geliyor. İso'yu getiriyor şimdi. Ya sabahleyin uyanıp da size bulamayınca aklımı oynatıyordum. Aman pardon dedeciğim ya, işte işlerin buraya varacağını düşünemedik ki. Bana bak. Hadi sen çık yavrum yukarıda. Biraz dinlen. Hazır İso bendeyken ha? Hay yavrum. Yok dedeciğim ya, uyanırım şimdi. Ya uyanırsa uyansın. Benim bebek kursundan sertifikam var ya. Uyanırsa veririm mamasını. Dedeciğim sen de olmasan. Hayır, hadi bir. Ay çok heyecanlandım uyuyacağım diye. Sıpa, gel bakalım seninle konuşalım acık. Konuşalım hadi. Oldu mu gelinlik yardımcı olmamı ister misiniz? Çok beğendim. Harika. Perfect. Tam benim tarzım. Tam üzerime dikilmiş gibi. Öyle değil mi Elifçim? Nasıl? Ay bence böyle eteklerine de komple taş işletelim. Bu gelinlik bize çok yakışacak. Medya teyze sen iyi misin? Aa, o ne demek Elifçim? Gördüğün gibi sana gelinlik deniyorum, gayet iyiyim. Bu tamamdır, bu olacak. Fundacığım hemen ölçü alalım. Aa, Elifçim o olur mu? Aa, şu benim üstümdekine bak, bu olsun. Biz herhalde bugün bu işi halledemeyeceğiz. Ben sonra tek başıma gelirim. Ay Elifçim kusura bakma ama sende hiç zevk yok. Ayol şu üstümdekine bir baksana. Gel inat etme, bunu giy. Ya bak giyince sen de çok seveceksin. Değil mi hanımefendiciğim? Giydikçe alışırsın derler. Yok, ben kendi zevkime güveniyorum Medya teyze, sağ ol. Ben üstümü değiştireyim. Allah. Ayol bu ne demek istedi şimdi? Bana zevksiz mi demeye çalıştı? Ah, ah. Ayol bu galiba beni kıskandı. Ah. Haksız da değil. Yanımda sönük kaldı tabii. Nerede eski kadınlar? Vallahi şekerim, bu kadar yakışacağını bilseydim ikinci kocayı alırdım. Çifte düğün yapardık. Vay be. Hayır. İso. Alo. Büyük İsmail, küçük İsmail arıyor. Dedesi kuzusunu arıyor. Dedesinin canı. Güzeli. O maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Hadi be. Sağ ol oğlum. Rica sana ederim. Da zahmet oldu ya. Olur mu Elçin? Ah, telefon ettim Naciye'yi buldum. Yarın geliyor. Hmm. Oh iyi. Gözünüz aydın. Oğlum, oğlum benim. Benim oğlum, komik oğlum benim. Oo, evet oğlum. Oğlum benim. Can. Yavrum, neyin var senin be? Anlat bana. Bir şeyim yok dede, nereden çıkarttın? Tee, ben anlamaz mıyım? Yüzün bir tek Ayşegül'ün, bir de İso'nun yanında gidiyor. İçiniz bir arada öyle güzelsiniz ki. Sen nereden bulaştın bu işlere be evladım? Hangi işe dedi? Elif dedi, evlilikti falan. Hı? İkimiz de senin yerinin kimin yanı olduğunu çok iyi biliyoruz değil mi? Thank you.
konuşmam gereken şeyler var. Ayşegül'le ilgili. Akşamüstü bana gelsene. İşler iyice kontrolden çıktı. Ay. Ayaklarıma kara sular indi. Keşke kendi evinize gitseydiniz Medya teyze. Dinlenmiş olurdunuz. Ayol sen beni kovuyor musun şimdi? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Şaka yaptım ayol. Hadi patlat bir Türk kahvesi de içelim karşılıklı. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Tabii. Of! Gibi kahve kokuyor. Aa, oldu mu ama Elifçim şimdi? Ne oldu mu? Kızım senin kahve mahve içmemen lazım. Ay delirtecek misin sen beni? Hamile hamile ne kahvesi ayol? Çok zararlı. Yeter ama Medya teyze, bari evimde rahat edeyim. Ver sen. Ne yapıyorsun? Beğendin mi yaptığını Medya teyze? Elif ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne iyiliği Medya teyze? Ben gerçekten hamile değilim ki. Hamilelik huyuna kendinizi benden daha fazla kaptırdınız. Ay lütfen rica ediyorum birazcık gerçeğe dönün. Ben hamile değilim. Artık rahat bırakın beni ya. Ay, ne yaparsan yap Elif. Sanki ben kendim için söylüyorum. Ayşegül beni dinle. Hemen buluşmamız lazım. Sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var.